İçimde çok kötü bir his var Bekir. Yüreğimi bir el sıkıyor sanki. Nefes alamıyorum. Yani bir şey olacağından değil de içimiz rahat etsin. Sen vurma artık. Ben varır varmaz ararım. Hadi Memo, uçağı kaçırmayalım. Bak, sana buz gibi limonata getirdim anne. Gelsene dışarıda içelim. Niye burada oturuyorsun? Sağ ol. İyi burası kızım. Ya artık düşünme anne. Bekir abi bulur abimi. Öylesine ortadan kaybolma havası falan yapıyordur. Yengeme bozuk ya. Abin öyle sorumsuzluk yapmaz. Sağ solu belli olmaz ama hiçbir zaman kendini merak ettirmez. Bir keresinde delikanlılığında bunlar Seyhan'la gece içmişler, içmişler. Ama yaşları 15-16 falan. Cin çarpmışa dönmüşler. Bir de kız davasına kavgalı oldukları bir oğlan var. Gitmişler oğlanın camını, çerçevesini indirmişler. Almışlar dışarı. Yer misin, yemez misin? Aa, serserilere bak. Tabii, gece hepsi karakolda. Sabaha kadar otursunlar da akılları başlarına gelsin demiş komutan. Bu gece ne yapmış etmiş atlamış pencereden. Duvar diplerine sine sine eve gelmiş. Biz de babanla uyuyoruz. Ay, yatak odasının kapısı bir açıldı. Babam fırladı, silahını arıyor. Karanlıkta kim geldi bilmiyoruz. Baba yapıştırdı duvara. Işığı bir açtık Seymen. Ellerini yukarı kaldırmış. Baba benim. Seyhan'la nezaretteyiz. Alicanlarla azıcık kavga ettik de merak etmeyin demeye geldim. Komutan fark etmeden hemen dönmem lazım dedi. Fırladı gitti. Biz babayla başladık gülmeye. Kader Hanım abini merak ettiğimizi nereden öğrendi Zeynep? Ne bileyim anne, burası küçük bir yer. Mesela sor şimdi sen akşama Asmalı Konak'ta ne yemek var diye. Herkes şıp diyebilir. Zevzeklik yapma. Sen gizlice cep telefonumu aldın. Hayır anne ya, param mı var? Bana bu evde Hamzoğulları'yla haberleşen biri var gibi geliyor. At falan gelince tabii haliyle haberleşenler oluyor. Hadi oradan terbiyesiz. Ne kastettiğimi bal gibi biliyorsun. Ayağını denk al bak, gözüm üstünde. Bir de seninle uğraşmayalım. Tamam Sümbül ağam. Ailenizin, soyunuzun bekçisi olun evlatlarım. Sahip olduklarınıza, Allah'ın size verdiklerine her gün şükredin. İnsanlarınızı koruyun, kollayın. Muhtaç olanı yerde bırakmayın. Hak yemeyin ama hakkınızı da almayı bilin. Karı koca sırt sırta verin. Dostu da düşmanı da içinize sokmayın. Yüce Allah'tan dilerim çocuğunuzla çoluğunuzla uzun sağlıklı bir ömür sürün inşallah. Allah seni de oğlumu da korusun güzel kızım. Adettir kızım.